şu anda nokta belirliyoruz. Onları Yunanistan'a emin bir şekilde göndermek için bir yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz Allah'ın izniyle. Şu an hava biraz kötü. İstanbul'dan bot motor bekliyoruz. Bot motorlar geldi mi onları yavaş yavaş karşıya atacağız. Peki şöyle hiç geçirdiğiniz oldu mu? Abi benim işim bu. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçılıyım. Cezasını da yattım. 6 sene cezasını yattım. Yani bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz buradan. Reis de izin verdi. Biz de para yolumuza çıktık yani doğrusunu istersen. Şu ana kadar hiç göçmen gördünüz mü peki? Karşılaştınız mı ya da kaçak olarak geçen oldu? Avrupa'nın yarısını ben gönderdim abi göçmenlerin. Yarısını ben Avrupa'ya gönderdim. Doğrusunu isterseniz. Şu an bir de göçmenler bedava gitmek için karadan gitmek için Edirne, İpsala, gümrük kapılarına gidiyorlar bedava gitmek için. Tabi orada da Yunanistan güvenlik güçleri izin vermiyor. Hepsi buraya gelecek. Bir iki güne kadar yavaş yavaş İstanbul'a dönüyorlar o karasındaki yolculuk. Peki bir şey soracağım. Oradan karayolu bedavaya gitmeye çalışıyorlar diyorsunuz. Peki buradan geçişler nasıl aşağı yukarı? Yani kişi başına nasıl oluyor? 500 dolar, 600 dolar abi. Çok bir para değil. Yani malzeme 30 tane yolcu bir bota 30 kişi biniyor. 5 dolardan 15 bin dolar para yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bot 10 bin dolar. İstanbul'dan buraya nakliye 2 bin dolar. 12 bin, 2-3 bin dolar da biz 5-6 kişiye kalıyor. Allah bin bereket versin. Günlük 1000 lira paramız da oluyor bazen. Karadan yani böyle yakalanmasa para kazanırız. Yakalanırsa bir de zarar edersin. Yani 10-15 milyar bize giriyor. Göçmenler karşıya gitmeden para yok. Cepten para harcıyoruz abi. Anladın mı? Para gidiyor karşıda. Biz İstanbul'a telefon açıyor diyor. Ben karşıdayım biz İstanbul'dan bir havaleciden dövizden paramızı oradan alıyoruz. Para onlardan kesin almıyoruz. Karşıya göndeririz. Yunan sınırlarına ayak bastıktan sonra biz alıyoruz. Yani, eğer yakalanırsa, sahil güvenlik yakalarsa 10 bin dolar biz zarar ediyoruz.